Elektrik motorlarını çalıştırmak için kumanda devreleri tasarlarız. Bu tasarladığımız kumanda devreleri kağıt üstünde tasarladığımızda bize gayet mantıklı ve çalışıyormuş gibi gelebilir. Hatta devreyi kurarız, yaparız devreyi. Devreyi çalıştırdığımızda da devre bize çalışıyormuş gibi gözükür. Ne demek istiyorum? Bir çalışma şartımız var. Bu çalışma şartını devre sağlıyor. Ama burada düşünemediğimiz bazı parametreler, bazı özel durumlar vardır. Bazı çalışma şartları vardır. Daha sonra şartlar değiştiğinde bu bizim çalışıyor olarak yaptığımız devre, en son çalışıyor olarak bıraktığımız devre çalışmayabilir. Ya da devrelerimiz kararsız olabilir. Bazı durumlarda çalışabilir, bazı durumlarda çalışmayabilir. Şimdi bu işi bir PLC'de, bir program PLC'de yazarken gayet olay basit. Başlıyoruz. Birinci network, birinci sütun, ikinci sütun, üçüncü sütun. İniyoruz. İkinci satır, ikinci network, birinci sütun, ikinci sütun, üçüncü sütun. Ve burada bir sıralı işlem var. Doğru mu? PLC'de bu işi yaparken. Neyin ne zaman yapacağını biliyoruz. Ama bir kumanda devresi kurduğumuz zaman böyle bir sıralama yok, böyle bir zamanlama yok. Orada elektrik hızıyla, elektron hızıyla bir şeyler oluyor. Devre aslında orada elektrik dallara ayrıldığında paralel olarak çalışmaya başlıyor. Ve burada çalışmanın içerisinde kontakların hızları, açma kapama zamanları milisaniyeler mertebesinde dahi olsa ya da kontaktörlerin üzerinde, kontaktörlerin bobinlerinde depolanmış olan artık mutnasiyetler, manyetik alanlar çalışma şartlarımızın hepsini değiştirebilir. Malzeme yorulması, kontaktörün kontaklarındaki yayların deformasyonu bizim her biri çalışma şartlarını değiştiren birer parametredir. Devreyi tasarlarız, devre güzel çalışıyordur ama daha sonra bir zaman olur, o yaylar gevşer ya da gerilim dalgalanması olur. Gerilimde bir geliş gidişler olur, kurduğumuz devre çalışmayabilir. O nedenle bir devreyi tasarlarken düşünmemiz gereken başka noktalar da vardır. Bunun en temel örneği hangisi? En temel örneği şu. İlk kumandayı öğrenmeye başladığımızda işte kesik butona basarsın çıkış verir. Kontaktörün çeker. Bu kesik çalışma. Bir de sürekli butona basarsın. Kontaktör çeker, elini çekersin. Kontaktör çalışmayı sürdürür. İşte stopa basarsın durur. Buna deriz biz sürekli çalışma. Hadi derler bunların ikisini bir araya getirelim. Kesik ve sürekli çalışmayı beraber yapalım. Yani 3 butonum olsun, biri ne olursa olsun sistemi durdursun. Bir tanesi bastığın sürece kesik çalıştırsın. Öbür üçüncü butonsa basayım sürekli olarak devreyi çalıştırsın. İlk çizdiğimiz şey bu. Devre bu. Ve bu devreyi anlatırken bu devrenin bazı olumsuz çalışma şartlarından bahsederiz. Önce şu devrenin nasıl çalıştığına bir bakalım. Normal neyle başlıyoruz? Otomat sigortamız, termik rölemiz, stop butonumuz. Şurası S1 dediğimiz jog butonu. Yani üzerinde hem kapalı stopu olan hem de açık startı olan beraber hareket eden jog butonumuz. Şurada kalıcı çalıştırmak için S2 start butonumuz var. Çıkışında kontaktörüm var. Burada da kontaktöre şurada kontaktöre ait ne var? Mühürleme kontağım var. Burası S1 butonunun açık kontağı. Orayı düzelteyim. Şimdi sistem nasıl çalışıyor? Sistem şöyle çalışıyor. İlk önce sürekli çalışmaya bakalım. Kapalılar üzerinden, yeşil buradaki stopun kapalı üzerinden S2'ye geldi. Ben S2 butonuna basıp uyardığımda S2 üzerinden geçecek olan elektrik K1M'nin bobinine gelecek ve K1M bobine enerjilenecek. Enerjilenince buradaki açık olan kontağını kapayacak. Kontağını kapadığı zaman, buradaki açık olan kontağını kapadığı zaman artık start butonundan elimi çeksem de enerjinin yeni güzergahı buradaki K1'in 13-14 üzerinden olacak. Doğru mu? Bu benim sürekli çalışmam. Şimdi onun kesik çalışmasına bakalım. Sürekli bir sıkıntı yok. Kesik çalışmasına bakalım. Kesik çalışmayı buradaki jog üzerinden yapacağız. S1 butonuna bastığımızda buradaki kontaklar açılacak. Buradaki kontaklar ne yapacak? Kapanacak. Buradaki kontaklar kapanınca, şu kontak kapanınca, 13-14 kapanınca enerjiyi 13-14 üzerinden kontaktör bobinine gidecek ve kontaktör çalışacak. Peki elimi çekersem butondan ne olacak? Butondan elimizi çektiğimizdeki durumda buradaki kontak açılacak ve çalışmakta olan kontaktör devre dışı kalacak. Şimdi baktığınızda kağıt üstünde, evet buna basıyorum, bunun üzerinden kapalı çalışıyor, kapatın.
kesik çalışıyor. Buna bastığında da mühürleme ile birlikte sürekli çalışıyor. Ama burada başımıza şöyle bir durum geliyor. Şimdi kesik çalışmayı yapalım. Kesik çalışmayı yaptığımızda butona bastık mı S1'e? Burada kontağını kapadı mı S1? Bu kontak üzerinden K1'e çekti mi? Çekince burada benim bir de mühürleme kontağım var. Bakın. Bu kontak da kime ait? K1'e ait. K1 burada kontağını da kapatıyor. K1 burada kontağını da kapadı. Şimdi bastık, kontağı kapadı, enerji geldi. K1M'ye oradaki kontağını enerjilendi. Hem buradaki kontağını hem buradaki kontağını kapadı. Butondan eğer ben çok hızlı elimi çekecek olursam, butondan çok hızlı elimi çektiğimde buton burayı açacak. Doğru mu? Çünkü butondan elimi çekiyorum çok hızlı bir şekilde. Buton burayı açacak, buton burası kapalı. Şimdi elimi çektiğimde enerjisinin kesilmesini beklerim. Enerjisi kesilir mi? Evet, enerjisi kesilir. Ama özellikle büyük güçlü bir kontaktörse bu, büyük güçlü kontaktörlerin tepki süreleri uzun olur. Ne demek istiyorum? Butona bastın, çekmesi ya da butondan elini çektin, bırakması bir zaman gecikmesiyle olur. Milisaniyeler mertebesindedir bu. Saniyeden daha küçük bir noktadadır. Bu neye göre değişir? Bu şuna göre değişir. Kontaktörün enerjisi kesildiğinde bırakmasını sağlayan içerideki yaylardır. Yaylardır. Yayların eskimişliği, yayların yorgun olması, yayların yumuşaklığı, sertliği. Tamam mı? Eğer bu kontaktör çok uzun süre çalışmışsa içerideki yaylar ne yapacaktır? Deforme olacaktır. İlk aldığınız sertlikte bir yay olmayacaktır. Yayların yumuşaması demek palet döneminin ayrılma zamanının süresinin uzaması demek. Tamam mı? Başka bir şey daha var. Kontaktörün büyüdü, nüvesi büyüdü. Bu sefer o nüvede manyetik olarak depolanan enerji artık mıknaset miktarı arttı. Artık mıknasetten dolayı da paletle nüve çok hızlı bir şekilde ayrılmadı. Evet, butondan ben hızlı bir şekilde elimi çektim. Hızlı bir şekilde elimi çekince bu 13-14 açıldı ve kontaktörün enerjisi kesildi. Ama kontaktörün şuradaki 13-14 nolu az önce kapanmış olan mühürleme kontağı, açmaya fırsat bulamadan, ne dedik? Çünkü orada bir tepki süresi var, bir gecikme var dedik palet dönümünün ayrılması arasında. Daha bu kontak açmaya fırsat bulamadan nereyi yakaladı enerji? Elimi çektim ya butondan hızlı bir şekilde. S1'i yakaladı mı? Kapalı. S1'i kapalı olarak yakaladıktan sonra burada kendi kontağını kapalı olarak yakaladı mı? Yakaladı. Kendi kontağı üzerinden tekrar kendi bobinini beslemeye ne yaptı? Devam etti. Peki, elimizi yavaş çekersek ne olur? Örneğin elimi bir saniyede kaldırdım. Elini bir saniyede kaldırdığı zaman bu kontak açıldığı gibi enerjisi kesildi, bu da açıldı. Gecikmeli olarak buradaki 21-22 kapasam da ben jokun stopunu, artık bu kontak o zamana kadar kendini açmış olacağı için kontaktör tekrar ne yapmayacak? Enerjilenmeyecek. Bunu nerede yaşarız? Bunu jok butonundan çok hızlı bir şekilde elini çektiğinde yaşarsın. Niye? Çünkü bu kontak daha kendini açmadan stop, jokun stopu ve aşağıdaki K1'in açmamış olan, o an açmamış olan kontağı üzerinden bobin yine kendisini beslemeye devam eder. Bu benim için bir çalışma handikapıdır. Tamam mı? Ama kağıt üstüne baktığımızda bu güzel, doğru, çalışıyor. Ama bu devreyi uyguladığımızda ben basarsam belki olmayacak ama sen elini çok hızlı kaldırdığın zaman olacak. Yani değişen şartlara bağlı olan bir çalışma. Ha, onun yerine ne koyarız biz? Kesik sürekli de, kesik sürekli devresi olarak bunu çizeriz biz. Niye? Bunun nedeni de şu. Normal yine sürekli çalıştıralım. Stop, sigorta, termik, stop. Jokun stopu, start'a bastık, S2'ye bastıktan sonra K1M'ye çekti. K1M'ye çekince, düzeltiyorum, K1 çekti. K1 çekince burayı kapadı. Doğru mu? Evet. Burayı kapadı. Başka nereyi kapadı? Geldi burayı da kapadı bu. K1 çalıştı mı? Çalıştı. K1 çalıştıktan sonra mühürledi mi kendini? Mühürledi.
Daha sonra şuradaki kapalı kontak üzerinden geldi, kimi çalıştırdı? K1M'yi. Yani akım nasıl bir yol izledi? Akım şöyle bir yol izledi. Yani burada K1M motorunu çalıştıran kontaktör. K1 yardımcı röle dediğimiz kontaktör. Evreden hiç çekmeyelim. Yani burada öyle bir şey yok, pozisyon yok, durumu yok ama olabilir de olmayabilir de. Sorsun sorsun, önemli değil olsun. Şimdi bak, bu sürekli çalışma. Stop butonuna bastık mı? Bastık, enerjisi kesildi, kontaklar açtı. Sıkıntıyı nerede yaşıyorduk biz zaten? Kesik çalışmada, doğru mu? Şimdi kesik çalıştıralım. Ne üstünden kesik çalıştıracağım ben bunu? Jog üstünden. Jog butonuna bastım mı? Bastım. Jog burayı kapadı mı? Evet. Kapadı. Kapayınca geldik, K1M'ye çalıştı mı? Çalıştı. Bu tarafa enerji geçebilmesi için, yani şu noktadan buraya enerji gelebilmesi için K1'in kapalı olması lazım. K1 kapalı mı? Değil, çünkü K1 çalışmadı. Sadece kim çalıştı? K1M ana kontaktörü çalıştı. Bu durumda ben jog'dan ister hızlı elimi çekeyim, ister yavaş elimi çekeyim, enerjiyi burada kendini mühürleyemeyeceği için, devrenin bu kısmına geçip kendini mühürleyemeyeceği için sadece butona bastığım sürece kesik çalışır. Butondan istediğiniz şekilde elinizi çekin, orası sürekliye geçmez. Tamam mı? Bu en temel olarak anlattığımız bizim kesik sürekli devresindeki devrenin çalışma şartlarından kaynaklanan sıkıntı. Şimdi ikinci bir devreyi tahtaya çizeceğim. Şimdi bu devrelere baktığımızda, bu devreler de kağıt üstünde çalışıyor. Belki uygulama olarak da çalışacaklar ama yine stabil çalışmayacaklar. Devreye bakalım. Sigortamız, aşırı akım bölgesi, stop, start, K1'in 13-14 açığı, zaman bölgesinin 15-16 kapalısı, kontaktörüm ve kontaktörümle birlikte paralel çalışan bir tane zaman bölgem var. Devre nasıl çalışıyor? Devre şu şekilde çalışıyor. Start butonuna bastığımızda zaman bölgesinin kapalı kontağı üzerinden K1 ve K1T enerjileniyor. Tamam mı? K1 buradaki kontağını mühürlüyor. Yani o kontak ne hale geliyor? Açık kontak kapalı hale geliyor. Kontağını kapadı mı? Kontağını kapadı. Kontağı kapadıktan sonra K1 ve K1T çalışmasını sürdürüyor. Zaman, örneğin 5 saniye, 10 saniye fark etmez. K1T zaman sonunda burada kontağını açıyor mu? Açıyor. Açınca K1 ile K1T'nin enerjisi kesiliyor mu? İkisinin enerjisi kesiliyor. Enerjisi kesildiği için az önce mühürleme kontağı kapanmıştı, şimdi açtı. Ve sistem ne oldu? Durdu. Tekrar çalıştırmanız için sizin neye basmanız lazım? Start butonuna tekrar basmanız lazım. Devrenin kağıt üstündeki hali bu. Peki, gerçekte burada ne olabilir? Gerçekte olacak şey şu. Kontaktörle zaman rölesinin kontak hızları aynı değildir. Bunların içerisinde küçük mikro röleler var. Tamam mı? Parmak ucu gibi mikro röleler var. Ve bu mikro rölelerin kontağı her zaman için kontaktörün kontağından daha hızlı işlem yapar. Yani daha hızlı açar ya da daha hızlı kapatır. Şimdi olay şu. Start'a bastık, mühürledi, çalışmayı sürdürüyor mu mühürleme üzerinden? Ben bu durumda enerjisi, şöyle söyleyeyim, zamanı saydı, kontağı açtı mı? Açtı. Kontağı açınca, buradaki bu kontak açılınca, enerjisi kesildiğinde aşağı kısmın, kontaktörün buradaki mühürleme kontağı açılmadan önce, bu kontak açılmadan önce aşağıdaki zaman rölesinin kontağı çok hızlı bir şekilde enerjisini kesip tekrar kendi kontağını kapatır. Bak. Kontak kapalı, açtı. Kontak açınca zaman rölesinin de kontaktörün de enerjisi kesildi. Buradaki mühürlemeyi açmasını bekleriz. Ama zaman rölesinin 15-16 nolu kontağı çok daha hızlı kendini kapayacağı için kontak kapadı. Bu mühürleme daha çözülemedi. Kontağı açamadı. Yine kapalı kaldı. Kapanmıştı. Sistem beslemeye devam etti. Anlatabildim mi buradaki olayı? Evet. Daha tekrar, tekrarlıyorum. Şimdi mühürledi, çalışıyor mu?
Kontağı açtım o kontağını. Kapalı, açık bulalım bir tane. Bu kontağını açtı mı? Süre sonunda. Kontağını açtı mı? Açtı. Bunun da kontağı açılacak, bunun da kontağı tekrar ne yapacak? Geri kapanacak. Doğru, konu değiştirecekler. Ama bu kontaktörün kontak hareketleri yavaştır. Bunun içerisinde de mikro röle vardır, çok hızlı kontak hareketleri yapar. Tamam mı? Tamam mı? Bu kontak açıldı mı? Açıldı. Bu kontak daha açılmadan, çünkü yavaş hareket edecek kontaktöre ait, bu kontak daha açılmadan bu kontak tekrar kapanıyor. O enerji... Bu sefer evet, burayı kapalı da yakalıyor. Kapalı da yakaladığı için mühürleme üzerinden devresini devam ettiriyor. Tamam mı? Onun yerine şöyle bir devre yapıyoruz. Şimdi buraya bakalım. Aynı çalışma mantığına ait. Yine elemanlarımız var. Start'a bastık mı? Start'a bastık. Start'a bastığımızda K1 T'nin kapalı üzerinden K1 çalıştı mı? Çalıştı. K1 buradaki kontağını mühürledi mi? Evet. Elimizi çekildi. K1 buradaki kontağını kapadı mı? Kapadı. K1 aynı zamanda da geldi. Buradaki kontağını kapadı mı? Tutan bir tane bulalım. Yani bir iş yapacak bir şey yok. Burada kontağın da kapadı mı kardeşim? Evet. Kapadı. Zaman ölçüsü devreye girdi mi? Zaman ölçüsü devreye girdi. Tamam mı? Şimdi starttan elimi çektim. Mühürleme üzerinden çalışmasını sürdürüyor. Buradaki zaten kapalı. Kapalı üzerinden zaman ölçüsü saymayı sürdürüyor. Geldik zaman sonuna. Zaman sonuna geldiğimizde bu kontak açtı mı? Evet. Bu kontak açtı. Kimin enerjisi kesildi? K1'in enerjisi kesildi. K1'in enerjisi kesilince bu kontağını açtı mı? Evet. Açtı. Bu kontağını da açtı mı? Açtı. Kontağı açınca zaman ölçüsünün enerjisi kesildi mi? Kesildi. Artık bu saatten sonra zaman ölçüsü burada kontağını kapasa da K1'in açtığı garanti. Görüyoruz. Nereden görüyoruz? Nereden garanti? K1 açtı ki zaman rölesini devre dışı bıraktı. Anlaşıldı mı? K1'in açmaması gibi bir şey söz konusu değil. K1 zaten açmasa zaman rölesini devre dışı bırakamaz. Yani K1'in açtığına emin oldum. Nasıl emin oldum? Kontak kapalıydı. K1 devre dışı kaldı. Kontağını açtı. Artık kontak devre dışı. K1 devre dışı kontak açtığını gördüğüme göre zaman rölesi devre dışı kaldı. Bu saatten sonra zaman rölesi burada kontağını kapasa da artık K1 iyice kontaklara ayrılmış, devre dışı kalmıştır. Tamam mı? Buna göre ekstra ilave edilmiş bir tane kontağım var. Şu kontak. Ama devrenin çalışma güvenliği, stabilizasyon açısından baktığınızda bu devre o devreye göre daha temiz, daha net çalışıyor. Tamam mı? Hatta bazen şöyle durumlar olur. Bu zaman rölesini değiştirirsin, sistem çalışır. Kağıt üstünde çalışır, uygulamaya koyarsın, çalışıyordur. Niye? Bu şeyin zaman rölesinin yerine eski RC tipi bir zaman rölesi kullanılmıştır. Şarj deşarj süresi. Bunun deşarj süresi belli bir noktada olduğu için kontakları yavaş hareket eden devre çalışıyor gibi olur. Daha sonra günün birinde revizyona gidersin. Bu zaman rölen yanar. Bunun yerine yeni bir tip bir zaman rölesi eklersiniz. Bağlantıyı hiç bozmazsın. Aynı şekilde bağlantı yaparsın. Ama buraya koyduğun yeni zaman rölesi eskiden çalıştığını düşündüğün, bildiğin zaman rölesine göre daha hızlıdır. Sistem çalışması bozulur. Arıza beklersin bir yerlerde. Ne bileyim, kopma, yapışma, başka bir şey. Hayır. Tamamen kontak hızlarından veya devreye getirmiş olduğun yaklaşımdan, mantıktan dolayı sistemin çalışmayabilir.